Enva'ul cem'i konusunun özeti. İşte çoğul türleri dedik. Cem müzekker salim vardı, cem müennes salim vardı, cem-i teksir vardı. Üç çeşit çoğulumuz vardı. Kurallı eril çoğul, kurallı dişil çoğul. Bir de ne var? Kırık çoğul değil mi? Kuralsız çoğul. Cem müzekker salim vav'unun ve ye'nunla yapılan çoğullardı. Ve ikiden fazla erkeğe işaret ediyordu. Cem müennes salim elif ve te ile yapılan çoğul demek. İnsanlar içinde kullanılır. Yani kadınlar içinde kullanılır, bayanlar içinde kullanılır. Başka? Diğer varlıklar içinde kullanılabilir. Mesela muallimetün, muallimetün. Kadın öğretmen, bayan öğretmen, bayan öğretmenler. Kelimetün, kelimetün. Mesela kelime, kelimeler gibi. Bir de kırık çoğul vardı. İster müzekker, ister müennes, ister akıllı olsun, ister akılsız olsun. Kuralsız çoğul. Mesela talip, tullab, öğrenciler, mel, enval, para, paralar, beyt, buyut gibi. Değil mi? Var mı ders? Şimdi. Mesela alim, alimun, alimin, amil, amilun, amilin, müslim, müslimun, müslimin, amiletün, amilet, amiletin, tabibetün, tabibetün, tabibetin, talibetün, talibetün, talibetin, alimun, alim, ulema'u, tabibun, etibba'u, tullabun, talibun, tullabun gibi çoğullarımız var. Evet, buraları işledik her birini. Maksat kayda geçsin yani. El ulema ve resulatul enbiya dedik. Bu parçayı okuduk. Cem-i Zekker salimleri bulduk. Değil mi? Bunlar işaretli olanlar Cem-i Zekker salim. Sonra tabloyu tamamladık. Muallim, muallimen, muallimune. Tabibetün, tabibetene, tabibetün dedik. Amilün, amilen, amilune dedik. Tilmidetün, tilmidetane, tilmidetün dedik. Türkçelerini görüyorsunuz zaten. Sonra doğru kelimeyi seçtik. Errukkabu vakifun dedik. Esseyyaratu seriyaten, esseyyaraten seriyaten dedik. Esşeceratu kebiratun dedik. Ezzerafetu taviletun dedik. El ulbetani sagiraten dedik. El ummahatu mahiratun dedik. Es suelani sa'bani dedik. Dedik değil mi bunlar? Sonra burada cem müzekker salimleri çıkardık. İşte el muallimatu, et tabibatu, et talibatu, el müştehilatu, el müettebat. Bunlar hep nedir? Cem müennes salim. El üstadat, cem müennes salim. Sadikat, cem müennes salim. Bakın bunun tekilleri de, tekillerini yaz demiş yani. Tekillerini de altına yazmışım, kenarına yazmışım üstüne. Türkçesi de burada. Öğelerini de bildirtmişim. Bakın mef'ulün bih demişim. Ne bileyim fa'i demişim. Mef'ulün bih demişim. Sıfat demişim yerine gelmiş. Temenna fiil demişim. Görebiliyor musunuz bunlar net? Net görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Net hocam. Yani bilgisayardan hadi girmenizi çok tavsiye ederim yani. Yani mümkünse yani icabında orada mesela evinizde bilgisayar yok diyelim. Bir ilkokula, bir liseye, bilmem bir üniversiteye gitseniz ben işte Zoom'dan derse gireceğim deseniz sizi kimse çevirmez yani. Tamam. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben yurttayım, internet sistem pasife atmış ve ne interneti açtırmaya gitmiştim ondan geç kaldım. Ha, yok önemli değil, önemli değil. Önemli değil, hoş geldin. Evet. Sonra ne dedik? Burada fiil, fail, mefulleri, altı çizili olan kelimeleri çoğula çevir demiş sadece. İşte biz de tilmize kelimesini çoğuluna tilmizet diye yazmışız. Bu kelimelerin Türkçe anlamı şunlar. Daha doğrusu cümlelerin anlamları şurada dursun. Allah aklı karıştırmasın ya.
Sadece kelimelerin çoğullarını yaptık burada. Burada ne yaptık? İlk önce ikile çevirdik, sonra çoğula çevirdik. İkillerin çoğulların anlamlarını vermemişim. Tamam. Onu siz oradan anlarsınız. Tamam. Sonra devam ettik. Bunları yaptık işte. Kırık çoğullar bulun demiş. Sonra ikile çevirin demiş. Kırık çoğulları bulmuşuz ve ikiller, tekillerini yazmışız altına üstüne. Burada kelimelerin tekil, ikil ve çoğulları var. Ve çoğul türlerini yapmışız gördüğünüz gibi. Burada ne yapmışız? Uygun çoğula çeviri demişiz. Kıtta, kıtat, velet, evlet demişim mesela. Yani bu cümlelerin de tercümesini yapmışız. Burada da aynı. Kelime, cümlelerin anlamları var. Buraları bizimle yapmadınız ama hocam. Yapmadık mı? Yaptık. Yapmadık mı? Yok, benim yapmadım. Bütün derslerde vardı. Yok, kayıtlarda var zaten bakın. Bunu YouTube'dan izlerseniz. Ben YouTube'a attım bunları. Bakın YouTube'da var hepsi bunların. Hepsi yüklendi. Yok, şu an gösterdiğiniz sayfaları yapmadık. Bizim diğerlerini yaptık da. Yaptık kanka, oralar yaptık da hızlı geçtik. Bakın işte yapmışız diye bakın. Bakın gördünüz mü, yapmışız. Gördünüz mü bakın. Sonuna kadar gelmişiz. Geçen hafta bakın. Bakın görüyor musunuz? Ayın 9'u. Yani 7 gün önce. Buraya kadar gelmişiz. Ben sadece siz gör, hani bazıları derse girmediği için sadece kayda girsin diye 5-10 dakika göstereyim dedim yani. Burada zaten anlaşılmayacak bir şey yok. Kelimelerin Türkçeleri, cümlelerin Türkçeleri yanda var. Burada çoğul, altı çizili kelimeler çoğul, tekilleri de bunlar. Bu kadar basit yani. Kendiniz otursanız anlarsınız yani. Tamam? Zaten bu şekilde tercüme etmemin sebebi de siz YouTube'a bakmadan, YouTube'un sadece görüntüsüne bakarak, internet izini yemeden, yani internet, yani herkesin interneti olmayabilir, imkanı olmayabilir ya da ne bileyim kotası yetmeyebilir. Siz bu sayfayı dolduracaksınız, bakacaksınız yani. Ben amacım o. Anladınız mı yani? Herkesin internetin olmayacağını, olmayabileceğini biliyorum. Veyahut da ne bileyim kotası yetmez, zamanı yetmez, bir sürü dersiniz var değil mi? Şimdi 40 dakikalık bir dersi dinleyesene kadar siz bu sayfayı açsanız şimdi anlamaz mısınız yani? Anlarsınız. Ben anlarım. Kelime kelime anlamlarını çıkartırsınız yani. Amaç da o zaten arkadaşlar yani amaç. Hatta şunu da şuraya alalım. Dondu. Evet. Nerede diğer kelimeler? Ha, 6. Evet, onu düzeltmiş olduk. Yani kelimeleri çıkartırsınız. Buradaki 6 çizili kelimelerin çoğulları da burada. Tamam mı? Amel kelimesinin çoğulu bu. Camiye kelimesinin çoğulu bu. Müsteşfa kelimesinin çoğulu bu. Mektebe, mektebet. Defter, defatir. Semek, esmek. Türkçeleri de burada. Hiç bilemediniz, hiç çıkartamadınız. Sözlükten yazın bulun arkadaşlar yani. En basit o. Burada da kelimeleri, cümleleri tercüme etmişim. Türkçelerini Arapçaya, Arapçaya da Türkçelerine tercüme etmişim. Matabihul binavi kebiratun yeskunu tullabu fil sekenti haracatil ailatu fil hadikati ilal hadikati hadihi saatun cemiletun demişiz. Sonra etteccacatu fil hadikati medaresul etfali karibetun ettullabu musriyun el muallimatu fil saffi demişim.
Burada da aynı şeyler. Devam ediyoruz. Yedinci ders. Alamatul i'rab fil ismi. Yani isimlerde i'rab alametleri. Çok önemli bir konu arkadaşlar bu. Evet, bakalım arkadaşlar. Biz şimdi hep bu sayfayı açıyoruz ya size. Bu hazırlıkların ki. Sizinkisi ayrı. Onu karıştırmayalım. Evet. Alametul i'rab fil ismi. İsimlerde i'rab alametleri. Yani isim, merfu isim, mansub isim, mecrur isim. Bunları asıl konusu bugün geldi yani. Yani şimdiye kadar mesela sürekli görüyordunuz ama bugün itibariyle konumuz geldi. Mesela ce'el müslimu. Müslüman geldi diyor değil mi? Ce'e fiil, yüklem, fail, damme ile merfu diyoruz arkadaşlar değil mi? Failler merfudur. Failler merfudur. Tekil kelimeler neyle merfu oluyor? Damme ile. Sonra ra'eytül müslime. Müslümanı gördüm derken. Ra'ey fiil, tü fail. Ben kimi gördüm? Müslümanı gördüm. Bakın tekil kelime neyle mansup oluyormuş? Neyle mansup oluyor arkadaşlar? Fetayla. Sellemtu alel müslimi. Müslümana selam verdim. Müslümana selam verdim. Kesra ile bakın mecrur oldu. Müslimi, müslime, müslimi bakın. Harekeleri görüyor musunuz? Yani tekil kelimeler. Damme ile merfu, feta ile mansup, kesra ile mecrur oluyor. Gördük mü arkadaşlar? Tekil kelimeler. Damme ile merfu, feta ile mansup, kesra ile mecrur oluyor. Gelelim müennes kelimelere. Aynı. Müzekker olsun, müennes olsun aynı. Bakın fiil yüklem demek demişim. Fail özne demek demişim. Mef'ulün bih de bunlar demişim. Anladınız mı? Bunları zaten her derste aşağı yukarı gördünüz. Ce'etil müslimetü. Müslüman kadın geldi. Ra'eytül müslimete. Müslüman kadını gördüm. Sellemtu alel müslimeti. Müslüman kadına selam verdim bakın. Müslümetü, müslümete, müslümeti. Damme ile merfu, feta ile mansup, kesre ile mecrur. Fail, meful. Tamam. Var mı burada bir sıkıntı? Arkadaşlar var mı? Yok hocam. Yok hocam. Bunlar tekil kelimelerdi. Bir de kuralsız çoğullar var, kırık çoğullar var. Onlara bakalım bir de. Ce'er ricalu. Adamlar geldi bakın. Fail olmuş. Damme ile merfu. Ra'eytul ricale. Fiil fail. Er rical mef'ulun bih. Feta ile mansup. Adamları gördüm. Sellemtu aler ricali. Bakın kesre ile mecrur. Tamam. Demek ki tekil kelimeler ve kırık çoğullar damme ile merfu, feta ile mansup, kesre ile mecruruymuş. Arkadaşlar bir kelimenin damme ile merfu olması, feta ile mansup olması, kesre ile mecrur olması asli i'rab alameti oluyor. Biraz sonra göreceksiniz. Bir kelime aslen neyle merfu oluyormuş, neyle mansup oluyormuş, neyle mecrur oluyormuş? Damme, feta, kesre. Bunlar neymiş? Asli i'rab alameti. Biraz sonra anlatacak. Gelelim fer'ilere. Genel olarak fer'i. Evet. Ce'el müslimune. Pardon. İkillere geldik. Müsenna diyor değil mi? Müsenna. Müsenna ne demek? İkil. Müsenna ikil demek. İkil. Ce'el müslimani. Fail elifle merfu. Ce'et ce'etil müslimetani. Yine fail, yine meful. Değil mi? Elifle merfu demişiz. Burada iki erkek Müslüman geldi. Burada iki bayan Müslüman geldi. Anlaştık mı? Bak elifle merfu, elifle merfu. Demek müsennalar ne oluyormuş?
İkiller neyle merf oluyor? Elifle merf oluyor. Gelelim mansup olmasına. Ra'eytü gördüm. Tü bakın. Ra'ey fiil. Ra'ey fiil. Tü fail. Ben gördüm. Ben kimi gördüm? Ben kimi gördüm? El müslimeyni. İki Müslümanı gördüm. Mef'ulün bih. Değil mi? Ya ile mansup. Mef'ulün bih. Ya ile mansup. Mef'ulün bih neydi diye soracak olursanız sorabilirsiniz. Yani istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Bu sayfaya da yazayım bunları. Mantığını kavrayana kadar sorun arkadaşlar. Mef'ulün bih, ya ile mansup. Çünkü mef'uller mansuptur değil mi? Bakın yazmışım buraya bakın. Mef'uller mansuptur. Bütün mef'uller mansuptur. İşte ikil kelimeler ya ile mansuptur. Ra'eytul müslümeyni, ra'eytul müslüme teyni. İki Müslümanı gördüm, iki Müslümanı gördüm. Burada erkek iki Müslümanı gördüm, burada kadın iki Müslümanı gördüm. Anladık mı? Evet. Devam. Sellemtü, sellem fiil, tü fail. Alel müslümeyni, alel müslümeyni. İki Müslümana selam verdin derken burada ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Ya ile mecrur oldu. Ya harfiyle mecrur oldu. Sellem tanel müslüme teyni. Şuraya birer tane sükun lazım. Bakın müslüme teyni. Müslümeyni. Müslüme teyni. Tamam. Yani mecrur oldu. Anlıyor muyuz? Hocam mansupla mecruru biz nasıl ayırt edeceğiz? Heh, çok güzel bir soru sordun. İkillerde diyorsun değil mi? Hadi tekillerde fethayla kesra ayırt edebiliyorsun ama ikillerde nasıl ayırt edeceksin? Bak harfi cer gelmiş gördün mü? Ala. Ala. Burada da harfi cer var. Bir kelime iki şeyden, genel olarak iki şeyden dolayı mecrur olur. Ya isim cümlesinin ikinci harfidir, ikinci kelimesidir. Bakın başına harfi cer gelmiş isimler mecrurdur demişim. Bir de muzafun ileyh, tamlayan, yani isim tamlamasının tamlayanı. İsim tamlamasında tamlayan. Anladınız mı? Eğer isim tamlamasının ikinci kelimesi olursa, hocam isim tamlamasını daha ben görmedim ki. Nereden bileyim ben şimdi isim tamlamasını? Diyebilir misiniz? Hakkınız var mı? Var. O zaman bekleyeceksiniz. Yani şimdilik bu şekilde bekleyeceksiniz yani. Diyelim iki Müslümanın diyelim iki öğrencinin kalemi dersek YouTube'ya. Örnek. Yazayım madem ya. Kalemut talibeyni. İki öğrencinin kalemi değil mi? Tali beyni. Bu işte mecrur. Yani isimden sonra geldiyse zaten ya da şöyle diyebiliriz bakın. Evet güzel bir şey oldu ama her zaman da öyle olmaz ki. Anlamını bilmeniz lazım. Bunun isim tamlaması olabileceğini bilmeniz lazım. İki öğrencinin kalemi. Yani isim tamlaması konusu geldiği zaman bu tamlayan oluyor iki. Muzafun leyh oluyor iki. İsim tamlamasının tamlayan oluyor. O konu geldiği zaman anlatabiliriz yani. Bir örnek verdim sadece size. İleride anlarsınız. Ama harfi cer geliyorsa kesinlikle mecrur duruyor. Onu bilin ya. Gelmiyorsa da çok büyük ihtimal mansuptur. Eğer bu şekilde bir isim tamlaması değilse. Tamam mı? Nurullah mı sormuştu? Kim sormuştu soruyu? Yasin sordu hocam. Ben sordum. Ha Yasin. Şimdi anladın mı olayı? Anladım. Harfi cer geldiyse kesinlikle mecrur. Gelmediyse %80 mansuptur. Yani böyle
İsim tamlaması değilse mansuptur. Harfi cer varsa, isim tamlaması varsa mecrurdur. Harfi cer yoksa, isim tamlaması yoksa bilin ki, yani mesela fiilden sonra geliyorsa kesinlikle mansuptur. Bakın, onu söyleyeyim ben size. Fiilden sonra böyle bir ye geliyorsa mansuptur. Bakın. Ra'eytül müslümeyni. Müslümeteyni bakın. Arada bir kelime var mı? Kesinlikle mansup. Ce'el müslimune. Müslümanlar geldi bakın. Burada ne oldu? Cemüzekker salim neyle merf oldu? Vavla merf oldu. Ra'eytül müslimine. Müslümanları gördüm. Erkek Müslümanları gördüm diyor. Mef'ulün bih olduğu zaman cemüzekker salim neyle mansup oluyor? Ya ile mansup oluyor. Sellemtu alel müslimine neyle mecrur oluyor? Ya ile mecrur oluyor. Bakın. Aynı olay görüyor musunuz? Nasıl ayırt edeceğim hocam? Yasin'in sorduğu soru. Devam ediyor hala. Hocam nasıl ayırt edeceğim? Böyle direkt bir fiilden sonra geldiyse mansup harfi cer varsa mecrur. Böyle bir isim tamlaması oluşturuyorsa mecrur. Bunun gibi. Ama isim tamlamasını daha görmediğiniz için çok da kafanızı yormayın ya. Gelelim buraya. Ce'etil müslümatu. Müslümanlar geldi. Müslüman kadınlar geldi. Bayan değil mi? Bu taraflar müennes. Ra'eytul müslümati bayan Müslümanları gördüm. Kadın Müslümanları gördüm. Selam talel müslümati. Bayan Müslümanlara ne yaptım diyor. Selam verdim. Şimdi gelelim cem-i müennes salime. Cem-i müennes salim biraz değişik. Damme ile merfu oluyor. Bak asli irab alamet alıyor. Feta ile mansup olamıyor arkadaşlar. Kesre ile mansup oluyor. Bu değişik biraz. Bir de kesre ile mecbur oluyor. Hani tekiller ve kırıkçoğullar gibi bu da kesreyle mecbur oluyor. Feta ile mansup olamıyor. Bakın bunda irabı biraz daha değişik. Ce'etil müslümat. Müslüman kadınlar geldi. Bakın fail damme ile merfu demişim. Ra'eytu fiil fail. El müslümati ne demiş bakın arkadaşlar. Cemüvenne salim olduğu için feta yerine kesreyle mansup demişiz. İnceliği gördük mü? Cem-i müennes salim olduğu için feta alamamış, kesreyle mansup olmuş. Gelelim konunun asıl yerine, konunun anlatıldığı yere. İrab neymiş arkadaşlar? Huve tagyiru lezi yelhaku evâhirel kelimâti bihasebi mevdi'ihâ fil cümleti. İrab neymiş? Huve tagyir. Değişikliktir. İrab neymiş? Değişikliktir. Nasıl değişikliktir? Şöyle 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 olan değişikliktir. Elledi, elleti gibi kelimeleri gördükten sonra arkadaşlar. Bu niye boyamadı ya? Ellediden sonra gelen kelimeler, cümleler. Ellediden sonra gelen cümleler arkadaşlar. Bakın. Onları biz sıfat gibi tercüme edeceğiz. Yelhaku normalde sonuna gelmek demek ya da gelmek demek. Nereye gelen? Evahiral kelimati. Yani kelimelerin sonlarına gelen ya da katılan, eklenen. Bi hasebi mevdiyehe. Fil cümleti. Yani cümledeki konumuna göre, yerlerine göre kelimelerin ha.
cümledeki yerlerine göre kelimelerin sonlarına gelen değişikliktir. Yani sanki daimi oldu Türkçesi. Cümledeki yerlerine göre kelimelerin sonlarında meydana gelen değişikliktir. Gelen değişikliktir. Tamam. Bakın şu sarıya boyadığım kısmı ne yaptık? Sıfat fiille tercüme ettik. Bilmiyorum farkında mısınız? Geliyor değil artık. Gelen diyoruz. Ellezi'den sonra gelen şeyler hep böyle tercüme ediyoruz. Şimdiye kadar çok gördünüz. Niye olduğunu konusunda anlarsınız. Arkadaşlar bir şey fark ediyor musunuz? Yani Arapça bir dil bilgisi kuralını anlayalım derken başımıza neler geliyor diyorsunuz değil mi? Ya ben bu konuyu anlamam lazım. Bu cümlede ne diyor? Bu cümleyi anlamam lazım ki konuyu anlayayım. Kelime kelime hepsini bilmem lazım. Uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz, bir daha okuyorsunuz. İşte Arapça kuralları öğrenirken ister istemez Arapça bir metinden de okuduğunuz için kolaylıkla Türkçesinde gördüğünüz için şu cümleleri okumanız sizin Arapçanızı da geliştiriyor. Bence öyle yani. Değil mi? Burada bir engel var değil mi? Bu bir engel sizin için. Şu gördüğünüz bir engel. Bunu anlayacaksınız. Ondan sonra konuyu anlayacaksınız. Gelelim enva'ul i'rabi fil esma'i. İsimlerde i'rab alametleri. Nelermiş isimlerde i'rab alametleri? İsmin merfu haliymiş, ismin mansup haliymiş, ismin mecrur haliymiş. İsimlerde konumuz ne? İsimlerde i'rab Tamam. İsimlerde İrab alametleri. Çok önemli bir konu. Sene başından beri gösteriyorum size bu konuyu. Önemli. Yani bu hatta diyordum ya hatırlıyor musunuz? Yani bu konuyu anlayın. Arapçanın %80'i burada. Ya da Arapçayı bir sayfaya sığdırmak istersen ne yaparsın? Bu sayfayı yazarım diyordum hatırlıyorsunuz. İşte o kadar önemli bir konu bu. Gelelim birinci alamet neymiş? İsimlerde i'rab alametlerinden birincisi er-raf'u yani merfuluk. Ce'e-sa'idun. Said gel derken Said ismin merfuun diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? İsmin merfuun. En-nasbu mansupluk demek. Ra'eytu-sa'iden. Sa'iden kelimesi ismin mansubun. Neden? Çünkü mef'ulün bih. Değil mi? El-cerru mecurruk. Merartu bi-sa'idin. Burada bir harfi cer var. Gördünüz mü? Bir harfi ceri var. Harfi ceriler ne yapar? Kelimeleri mecrur yapar. İşte bu şekilde değiştirir. Kesra yapar, ye yapar. Tamam? Merfuluk, mansupluk, mecrurluk. Alametul i'rabi nev'ani. İrab alametleri iki türlüdür demiş. Alametul i'rabi nev'ani. İrab alametleri iki türlüdür. Alametün asliyetün. Yani ne demek bu? Asli alametler. Bir de ne var? Fer'i alametler var arkadaşlar. Arkadaşlar asıl demek ağacın kökü demek. Fer demek ağacın dalı demek. Bir kelime aslen neyle merf oluyor? Aslen neyle mansup oluyor? Aslen neyle meşhur oluyor? Demek ki bakacağız. Bir kelime aslen damme ile merf oluyor.
Aslen fetha ile mansub oluyor. Aslen kesre ile mecrur oluyor. Olamıyorsa burada buralardaki gibi. Görüyor musunuz bakın? Elif ile merfu oluyorsa bu fer'i oluyor. Ya ile mansub oluyorsa, kesre ile mansub oluyorsa bu fer'i oluyor. Ne bileyim ya ile mecrur oluyorsa, yani kesre ile mecrur olamıyorsa bunlara da ne diyormuşuz? Fer'i diyoruz. Bakın. Hepsi burada var arkadaşlar. Bu cümle, bu tabloyla o tablo tamamen aynı. Asli alametler bunlar. Tamam? Asli İrab alametleri. Anlayacağız. Panik yapmayın yani, anlayacağız. Alametun asliyetun hiye. Asli alametler şunlarmış. Müfret. Müfret ne demek? Tek. Tekil. Cemu teksir. Tekil. Çoğul. Tekil ve kırık çoğullar diyor değil mi? Tekil ve kırık çoğullarda ne oluyormuş arkadaşlar? Damme ile merfu oluyor ya, fetha ile mansub oluyor ya, kesre ile mecrur oluyor ya. Bunlar asli alamet oluyor. Bir de cem müennes salim. Yani kurallı dişil çoğul. Pardon, şuradan alalım. Burada damme ile merfu oluyor, kesre ile mansub oluyor ama burada kesre ile mecrur mansub olduğu için bu asıldan çıkıyor yani. Hatta şurada bir cümle yazdım ben geçen derste. Bu cümleyi her sayfaya yazmak istiyorum. Şuraya yazalım. Bir ismin damme ile merfu, fetha ile mansup, kesre ile mecrur olması asli irab alametlidir. Diğerleri elif, vav ve ye gibi irab alametleri fer'i irab alametleridir. Daha da Türkçesini anladınız mı? Konuyu anladık mı arkadaşlar? Biz galiba şeyde sıkıntı yaşıyoruz hocam. Merfu ne, mansup ne, mecrur ne? Merfu demek İsmin birinci hali demek. Mansup demek ismin ikinci hali demek. Mecrur ne demek? İsmin üçüncü hali demek. Arapçada, Türkçede ismin kaç hali var? İsmin kaç hali var? İsmin? Üç. İsmin. Türkçede? Altı hali var, altı. Hatta beş buçuktan altı. İsmin bir yalın hali var değil mi? Bir E hali var, D hali var, den hali var. Ne bileyim, bir de iyelik hali var değil mi? Bunları bilmeniz size neye yarıyor? Mesela yalın hali olursa bir kelime Türkçe'de ne olur? Ahmet geldi, bakın. Ya da adam geldi dersek. Yalın halde geldi, öz ne oldu değil mi? Bir adam gördüm. Yalın halde oldu. Bakın belirtisiz nesne. Adamı gördüm dersem belirtilmez. Adama baktım dersem dolaylı cümleç. Adamdan aldım dersem dolaylı cümleç. Nasıl isminde Türkçe'de 5 tane 6 tane hal varsa Arapça'da da 3 tane hal var. Tamam mı? Bunlar da cümledeki yerlerine göre kelimelerin hangi konumda olduğunu belirliyor. Mesela bir kelime diyelim fail özne olacak değil mi? Damme olması lazım. Damme olursa ben onun özne olduğunu anlıyorum. Eğer fetha olursa o kelimenin ben bakın. Bakın burada en basitinden gidelim. Dammeler... Buradan anlayın yani. Bu sayfayı anlayacaksınız. Yani bol miktarda bu sayfayı mesela bu sayfanın çıktısını alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Her şeyini inceleyeceksiniz arkadaşlar. Yani
Merfu olması demek ilk hali demek. Tekil kelime, sözlüğü açtınız. Bir kelimeyi sözlükten neden nasıl bulursunuz? Dammeyle bulursunuz. Değiştirirsiniz. İkinci hal mansub olur, feta olur. Üçüncü hal kesre olur. Anladınız mı? Birinci hal neymiş? Merfuluk, ikinci hal mansupluk, üçüncü hal meçhuluk. Bu konuyu anlayacaksınız arkadaşlar. Biraz zaman isteyecek. Zaman isteyecek yani. İşte müpteda merfu diyeceğiz, haber merfu diyeceğiz. Naib-i fail merfu dedik bir ara. Müpteda merfudur dedik, haber merfudur dedik. Bunlar da cümledeki kelimenin yapısına göre, yani tekil mi, ikil mi, çoğul mu olmasına göre değişiklik... Yani dameler, kesreler fiilin üstüne mi oluyor? Fiilin üstünde mi görme olması lazım? Nasıl? Hani şu dameler ya da falan, hani dameler, kesreler falan var ya. Bunlar evet. Fiilin üstünde olunca mı anlayacağız? Tabii. Yani evet, kelimenin evet. Sonunda, ismin sonunda. İsmin bakın sonundaki değişiklikler. Yani irab ne demek? Kelimenin öğelerini ayırmak demek. Anladınız mı? Arkadaşlar bir dakikaya bitiyor. 15 geçe toplanalım tamam mı?